Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalabalık misafirleriniz için büyük boy dikdörtgen borcam ölçüsünde nefis bir trileçe tarifi paylaşacağım. Vereceğim ölçülere ve püf noktalarına dikkat ederseniz sizler de bu nefis tatlıyı evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden tatlımızın yapılışına başlayalım. Tarife ilk olarak trileçenin karamel sosunu hazırlamakla başlıyorum. Bunun için küçük bir tencereye 1 su bardağı toz şekeri alalım. Şeker eriyip karamel rengini alıncaya kadar kısık ateşte ısıtalım. Beklerken tenceremizi ara ara sallayabiliriz veya bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırabilirsiniz. Şeker tamamen eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim ve yağ eriyinceye kadar karıştıralım. Ardından 1 paket kremayı da karışıma yavaşça ekleyerek sosumuz kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Başta biraz katılaşacaktır. Hızlıca karıştırmaya devam ederseniz gördüğünüz kıvamda nefis bir karamel hazırlamış olacaksınız. Şöyle sizlere karamelin kıvamını da yakından göstereyim. Şimdi karamelimizi hızlıca soğuması için ısıya dayanıklı bir kaba alarak bir kenarda bekletelim. Karamel beklerken ara ara karıştırarak daha hızlı soğumasını sağlayabilirsiniz. Karameli hazırladıktan sonra trileçenin keki için 5 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri bir kaba alalım. Mikser yardımıyla köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Unutmayın, ne kadar iyi çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabarır. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı ılık su, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ekleyerek tekrardan çırpalım. Kek hamurumuz hazır. Sizlere şöyle kıvamını da yakından göstereyim. Şimdi keki pişirmeye geçebiliriz. Bunun için büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine pişirme kağıdını yerleştirelim. Kullandığım borcamın ölçülerini ekrana yazıyorum. Dilerseniz yaklaşık bu boyutlarda herhangi bir fırın kabını da kullanabilirsiniz. Kek hamurunu borcama boşaltalım ve bir spatula yardımıyla her yerine eşit olacak şekilde dağıtalım. Ben trileçemin kekini bu şekilde pişirme kağıdı içerisinde pişireceğim, ancak dilerseniz doğrudan borcamın içerisinde de pişirebilirsiniz. Kekimizi önceden ısıttığımız 170 derece fırında fansız ayarda yaklaşık 35 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Diğer taraftan trileçenin şerbeti için uygun bir kaba 1 litre süt, 1 paket krema ve yarım su bardağı toz şekeri alalım. Şeker eriyinceye kadar iyice karıştıralım. Hazırladığımız şerbeti bir kenara aldıktan sonra trileçenin üzeri için 1 paket toz krem şantiye, 1 su bardağı soğuk sütü ekleyelim. Mikser yardımıyla iyice köpürünceye kadar çırpalım. Bu arada krem şanti yaparken kullandığımız sütün mutlaka soğuk olmasına dikkat edelim. Hazırladığımız krem şantiden bir kaşık kadarını daha sonra trileçenin üzerini süslemek üzere ayıralım. Şimdi pişen kekimizi fırından alalım. 1-2 dakika bekledikten sonra dikkatli bir şekilde pişirme kağıdını ters çevirerek çıkartalım. Şerbetini daha iyi çekmesi için kekin üzerine kürdan yardımıyla delikler açalım ve ardından hazırladığımız şerbeti kekin üzerine gezdirelim. Kek sütü tamamen çekinceye ve soğuyuncaya kadar bir kenarda beklemeye bırakalım. İyice soğuyan ve dinlenen kekin üzerine hazırladığımız krem şantiyi bir kaşık yardımıyla paylaştıralım. Daha sonra bir spatula veya pasta sıvama aparatı yardımıyla güzelce dağıtalım. Krem şantiyi sürmeye başlamadan önce mutlaka kekimizin iyice soğumuş olması gerekiyor. Gerekirse buzdolabında bir yarım saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Krem şantiyi güzelce sürdükten sonra tatlının üzerine iyice soğuyan karamel sosu da ekleyelim ve bir spatula yardımıyla dikkatlice yayalım. Karamel sosun krem şantiyi eritmemesi için iyice soğumuş olması yine önemli. Mümkünse karamel sosu birkaç saat önceden hazırlayıp buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Karamel sosu da güzelce yaydıktan sonra sıra geldi trileçenin son görüntüsünü vermek için çizgilerini çizmeye. Zor gibi görünse de aslında herkesin rahatlıkla yapabileceği kolay bir yöntem. Birbirine paralel olacak şekilde yavaşça çizgileri çekebilirsiniz. Krem şanti yerine dilerseniz bu işlem için krema da kullanabilirsiniz. Tatlının üzerine çizgileri çektikten sonra bir kürdan yardımıyla çizdiğimiz çizgilere zıt çizikler atalım.
Kürdanı çok da fazla batırmadan karamelin üzerinde geçtiğinizde gördüğünüz görüntü ortaya çıkacaktır. Sizler de rahatlıkla bu görüntüyü elde edebilirsiniz. Büyük küçük herkesin çok sevdiği hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı. Sizlere büyük boy borcam ölçüsünde nasıl yapabileceğinizi de detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de bu nefis tarifi dener ve beğenirsiniz. Şöyle bir dilim alarak sizlere yakından da göstereyim. Yumuşacık keki ve nefis karamel sosuyla pastane dediklerinizi aratmayacak çok lezzetli bir tatlı hazırlamış olduk. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı da her zaman bekliyor olacağım. Videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa onları da yazabilirsiniz. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.